1919'da işgal birlikleri tam da Fatih'in İstanbul'a girdiği kapıdan girerek İstanbul'u işgal etmişti. O zamanlar İstanbul demek Türkiye demekti. Ülkemiz adım adım işgal edilirken bu halk Mustafa Kemal önderliğinde birleşti ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak en büyük devrimini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. O dönemde Osmanlı'dan kalma borçlar sebebiyle ülke borç batağındaydı. Bu borçların hepsi sahiplenildi ve bir ülke sil baştan yeniden yaratıldı. Ulaşım, enerji, iletişim gibi birçok hayati sektörde ülkemiz gibi işgal altındaydı. Bu şirketler teker teker yabancılardan satın alındı ve ülke ekonomisine kazandırıldı. Endüstri devrimiyle dünya çapında endüstriyel hamleler yapıldı. Türkiye'ye can verecek endüstriler, fabrikalar kuruldu. Hem yabancılardan satın alınan hem de yeni kurulanlarla birlikte ülkenin enerji kaynakları işler hale getirildi. Türkiye ekonomisi nefes almaya başladı. Ekonominin çarklarının sağlıklı dönebilmesi için 13 yılda 13 büyük banka ve ilk milli sigorta kuruldu. Her banka tarıma, sanayiye, yeni yatırımlara ve tabii ki halka ayrı ayrı can verdi. O dönemde demir yollarımızın tamamı yabancılara aitti. Hepsi satın alınarak ülkeye geri kazandırıldı. Türkiye'nin dört bir yanı demir ağlarla örüldü. Savaştan çıkmış ülkemizde yoksullaşan köylüler için toprak reformu başlatıldı. Ülkenin varlıkları halkla paylaşıldı. Çiftçiye toprak dağıtıldı. Bu sayede tarım ekonomiye can kattı, köylü milletin efendisi unvanını aldı. Yine yabancıların elindeki limanlar, tersaneler satın alındı, yetmedi, yenileri yapıldı. Büyük bir diriliş yaşandı ve ekonominin her çarkı halk yararına dönmeye başladı. Ta 1926'da bugünün Türkiye'sinde bile yapılamayan yapıldı. Türkiye kendi uçaklarını yapmaya başladı. Yolcu, savaş ve ambulans uçakları üretildi. Türkiye Avrupa ve Orta Doğu'ya uçaklar sattı. Uçakların testi için Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük rüzgar tüneli inşa edildi. Çünkü istikbal göklerdeydi. Ekonomideki bu devrimlerin yanında büyük bir eğitim seferberliği başlatıldı. Harp devrimi öncesi %8 olan okuma yazma oranı çok kısa bir sürede %12'ye yükseldi. Milli mekteplerde 3 milyon vatandaşımız temel eğitimini tamamladı. Latin alfabesine geçilmesiyle ülkemizde bilim dönemi başladı. Ziraat, sanat, tarih enstitüleri, üniversiteler, konservatuvarlar, sanat okulları, köy enstitüleri, milli halk kütüphaneleri arka arkaya kuruldu. Haklar ve özgürlükler de ihmal edilmedi. Daha 1930'da belediyelerde, 1934'te ise genel seçimlerde Avrupa'dan da önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Dünya ile entegrasyonumuz ve halkın yaşam standartlarını artırmak için onlarca kurum ve kuruluş hayata geçirildi. Özellikle eğitim ve kültür bugünkü Türkiye'nin çok daha ilerisinde köylere kadar indi. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle tüm komşularımızla ve dünyayla dış ilişkiler altın çağını yaşadı. Devrimler dünyada büyük saygı uyandırdı. 1939-45 yıllarındaki İkinci Dünya Savaşı sırasında tüm dünya kana bulanırken ve komşu ülkelerimizde dahi milyonlarca insan ölürken halkımızın burnu bile kanamadı. Yapılan birçok uluslararası anlaşmayla halkın refahı, huzuru ve güvenliği garanti altına alındı. Türkiye, Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak katıldı. Devrimlerin ardı arkası kesilmedi. 1946'da çok partili döneme geçildi ve demokrasinin temelleri atıldı. 1923-50 yılları arasında tüm bu devrimler yapılırken tek kuruş borç alınmadığı gibi Osmanlı'dan kalan Düyun-u Umumiye borçları da ödendi. Üstelik tüm bunlar 1929-32 yılları arasında dünya tarihinde bugüne kadar yaşanan en büyük kriz olan dünya ekonomik bunalımı döneminde yapıldı. Belasıyla, ne FETÖ belasıyla, ne PKK belasıyla karşılaşmazdı. Türkiye başka bir ülke olurdu. Ama bakın, tarihle yüzleşen bu sahtekarlar neyle yüzleşebiliyorlar?
Geçen gün bir televizyon kanalında da aynı şeyi söyledim. 1919-1923 yılları arası ki bizim 5000 yıllık Türk tarihinin en onurlu sayfalarıdır. En onurlu sayfalarıdır, en gurur duyacağımız sayfalarıdır. Sadece o sayfalarla yüzleşebiliyorlar. Üstelik çarpık bilgilerle, üstelik uydurdukları yalanlarla. Bu bir yüzleşme de değil bakın Gülgün Hanım. Yani Atatürk'ü yok etme, Atatürk'ü Türk insanının kalbinden söküp atmak için durmadan yalan uyduruyorlar. Ve ben 41 yaşındayım, ömrümün 20 yılını bunların yalanlarına cevap vermek için harcadım bakın. Bununla gurur duyuyorum. Fakat bu ülkenin bir yurttaşı olarak bu yalanları söyleyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Hiçbirimiz etmiyoruz. Yani, çünkü bakın tekrar ediyorum. Tabii. Birazdan konuşacağım. 1919 Sivas Kongresi. Nasıl bir bağımsızlık ruhu, nasıl bir direniş. Az sonra belgeleri getirdim. Sivas Kongresi tutanaklarını getirdim. Burada paylaşacağız. Neler konuşulmuş, nasıl bir badirenin içinden çıkmışız ve bu ülkeyi kurmuş Mustafa Kemal ve arkadaşlarım. Onu göreceğiz. Şimdi bütün bu gerçekler ortadayken hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiç çekinmeden Türk insanının gözünün içine bakarak ki bu insan samimi Müslümandır bizim insanımız. O insanların gözünün içine bakarak üstelik din sömürüsü yaparak adeta imanlarını Atatürk düşmanlığıyla kuvvetlendirerek. Şimdi böyle bir şey var bakın. İmanlarını çünkü imanları zayıf Gülgün Hanım. O zayıf imanlarını Atatürk'e düşmanlıkla kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki Atatürk'e düşmanlıkla imanlar kuvvetlenmez. İmanınızı Atatürk'e düşmanlıkla kuvvetlendiremezsiniz. Ama bunu yapmaya çalışıyorlar ve bu insanların gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar. E neler yalanları var? Dil devrimiyle bir gecede bilmem ne siz kaldı. Şimdi ben de diyorum ki gerçek yüzleşme için varsa cesaretiniz Atatürk'ün ölümünden sonraki süreçte yüzleşelim birlikte. Yani 1946'da Türkiye nasıl emperyalizme eklemlendi? Hangi oyunlar oynandı? Atatürk'ün istiklali tam dediği bakın bir şey vardır, dayanak vardır. Anlatacağım şimdi onu. İstiklali tam. Nedir istiklali tam biliyor musunuz? Bağımsızlıktan öte bir şeydir Gülgün Hanım.